Adım Hikmet Gürses. İstanbul doğumluyum. 1967. Daha çok İstanbul'da yaşadım. Fizyoterapistim. Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Değişik şehirlerde yaşadım. Ankara, İstanbul, Bursa, Alanya. Buralarda fizyoterapist olarak çalıştıktan sonra yaklaşık bir 20 yıla yakındır Burhaniye'de fizyoterapist olarak çalışıyorum ve yaşıyorum. Çocukluk hayalim yazar olmaktı. Halen de yazmaya çalışıyorum. Yani biraz şiirler yazmışlığım vardır. İnternette de sosyal medyada kendimi ifade edecek makaleler, yazılar yazmaya devam ediyorum. Yani çocukluk hayalimi hala devam ettiriyorum denebilir. Fizyoterapistlik değildi çocukluk hayalim ama buna yönelik bir durumdayım yani. Açıkçası 40 yaşım civarlarında motosikletle tanıştım. Motosiklet tutkusu benim için hayatımda çok önemli bir yer işgal etti. Motosikletle gezmeyi seviyorum. Yeni yerler keşfetmeyi seviyorum fırsat buldukça. Ve tabii demin de söylediğim gibi yazmayı gerçekten çok seviyorum. Gittiğim yerlerle ilgili notlar alıyorum. Gördüklerimi, hissettiklerimi yazmaya devam ediyorum. Şöyle, yurt içinde gerek motosikletle gerek başka vasıtalarla hemen hemen tüm Anadolu'yu, uçlar hariç, yani belki Hakkari, Artvin değil ama hemen hemen tüm şehirleri gezdim. Oralarda bulundum. Yurt dışında da İtalya turum vardır. Güneyden kuzeye kadar bir İtalya maceram vardır. Onu yaptım. Avusturya, Balkanlar, Yunanistan 5-10 defa yani çok gitmişimdir. Bu şekilde Kıbrıs falan gezdim. Şimdi iyi nedir, kötü nedir? İyi bence hayatın doğasına, akışına uygun olarak düşündüğümüz, yaptığımız ve bizim de kendi içimizde hissettiğimiz, karşılığını içimizde hissettiğimiz, sonuçları itibariyle de pişmanlık duymadığımız, kalben bir huzur hissedebildiğimiz, insanlar için de zararlı olmayan, doğaya da zarar vermeyen her şey iyi olabilir kanaatindeyim. Kötü, bunun tam tersi olarak zararlı, sonunda pişmanlık duyduğumuz, kalben de bizi daraltan, yüreğimizi sıkıştıran, pişmanlık duyup bir daha yapmasaydım bunu, başka türlü yapsaydım diyebileceğimiz şeylerin de kötü olduğunu düşünüyorum. Hayatımda iyi ve kötülerin yeri değişti. Hatalar yaptığım zamanlar daha iyisini yapmam ya da yaptığım şeyin yanlış olduğuna dair pişmanlıkla sonuçlanan az da olsa şeyler olmuştur. Bunların da bir ders olarak ders alınacak şeyler olduğunu görüp daha iyisine doğru bir takım hayatımda çabalar, aşamalar, işte nasıl diyelim dönüm noktaları falan olmuştur. Bence yaşamın içerisinde insanların yaşadığı başlarına gelen şeylerde kendi isteklerinin, içlerindeki arzuların ve isteklerin çağrısına kapılmaları, bunun sonuçlarını da ister istemez yaşamaları var. Ve bunlar eğer ölümle sonuçlanmadıysa, hala nefes alabiliyorsa bir insan, bunların bir ders niteliği, ibret niteliği taşıması, insana bir fırsat olarak geri dönmesi de mümkün diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, yaşım 54. Sanıyorum son yıllarda yaşadığım bir şey şu, hissettiğim yani çok yoğun hissediyorum ve hoşuma da gidiyor. Daha olgun, geçmişte daha aceleci, daha keskin davrandığım noktalarda bunların gereksiz olduğunu, özellikle de insani ilişkilerde çok fazla insanlarla didiştiğimi ya da gereksiz uzatmalara, sıkıntılar yaşayacak şeylere doğru bir takım durumlara yol açtığını görüp kendimi daha iyiye doğru bu noktalarda yapmalıydım diye düşünüyorum. Yani bazı şeyleri zamanı ya da bazı durumları harcayarak geliyor insan. Fakat geldiğim nokta itibariyle daha dingin, daha olgun karşılamayı,
daha akıllıca karşılık verebilmeyi hissediyorum. Bu da herhalde biraz da yaşlılığın, yaşlanmanın, tecrübenin göstergeleri, sonuçları yani. Öyle düşünüyorum. Dünyayı nasıl görüyorum? Dünyanın gidişatını iyi görmüyorum. Yani genel anlamda baktığımda dünya hep aynı dünya aslında. Yani bundan 100 sene, 1000 sene önce de kurulduğundan beri, var olduğundan beri dünya hep aynı. İnsan da hep aynı insan. Biz de kendi dönemimize ait, yaşadığımız şu döneme ait olan iyiyi, kötüyü, olumlu, olumsuzu, kendi sınavımızı daha genel anlamda hem bireysel hem de toplumsal olarak bu dönemin insanları olarak tüm yeryüzünde bunu yaşıyoruz. Yani bundan 100 sene önce de savaşlar vardı, 500 sene önce de savaşlar vardı, sıkıntılar vardı, zulümler vardı, sömürü vardı. Şimdi de var. Buna nasıl karşılık verdiğimizle alakalı bir şey bu. Yani dünya nasıl olursa olsun ben kendimi nerede görüyorum ve kendimi bunu nasıl karşılıyorum? Verdiğim tepkiler nedir? Benim kurtuluşum, dünyanın kurtuluşuyla birlikte düşünülmesi gereken bir şey. Dünyanın kötüye gittiğini düşünüyorum ama zaten dünya hep bir iyiye, bir kötüye doğru evrilmiştir. Öyle de düşünüyorum. Sonuçta kendi yaşamımızdan sorumluyuz. Kendi biricik yaşamımızdan. Böyle, bu durumda bununla ilgili söylenecek söz bence ben ne yapıyorumdur. Ben nerede duruyorumdur. Yani ben de onu soruyu soruyorum. Ben neyin tarafındayım? Doğrunun, iyinin yoksa yanlışın, yalanın, zulmün tarafında mıyım? Böyle düşünüyorum. Dünya hep iyi ya da kötünün bir kaosunu, karmaşasını yaşayan bir yerdi. Dünya hep aynı dünyaydı. Yani biz şimdi bu çağda böyle şeyler olur mu ya da nasıl bir çağa düştük? Keşke bu zamanda yaşamasaydım sözleri hakikaten boş. Niye? Diyorum ya bundan 100 sene önce dünyada hatta 50 sene önce yine işte 1. 2. Dünya Savaşları büyük yıkımlar yaşandı yani. Büyük felaketler. Yani her zaman yaşandı. Dolayısıyla ben neredeyim sorusu bence bireyin, insanın kendine sorması gereken en önemli soru. Ben de o soruyu soruyorum. Ben neyin tarafındayım? Ve bu dünyadan gittiğimde, yani öldüğümde ne yapmış olarak gideceğim? Doğru, kalıcı, güzel işler mi? Sonsuza yansıyan, bizi sonsuzda karşılayacak olan ahiret denen şey Kur'an'daki. Bu mudur yoksa her türlü dünyayı tek bir yaşam alanı olarak görüp varsa yoksa dünyamız var. Ne yaşarsam bu dünyada yaşarım diyen, bu yüzden de bence dünyayı kirleten kapitalist anlayışta bu ana faktörden, bu psikolojiden kaynaklanıyor. Yani her şeyi bu dünyadan ibaret görmenin sonucudur. Yani vahşi kapitalizm, insanın insanı sömürmesi, zulmetmesi. Dolayısıyla dünya her zamanki dünya. Dün de bugün de aynı dünya yani. Maddiyata dayalı olduğu zaman derken parayı kastediyorsak eğer daha çok zenginlik, daha çok şey elde etmek, daha çok şey kazanmak, başkalarından daha ileride, daha üstün, daha farklı olmaya çalışmak falan. Evet. Yani mesela şunu aklıma gelen hemen söyleyeyim. Sevdiğim, çok sevdiğim bir ifadedir. Bunu yazılarımda da kullanırım. İncil'de geçer. Hem Tanrı'ya hem Mammon'a tapamazsın. Mammon para, mülk. Hem Tanrı'ya hem Mammon'a tapamazsın der aynı anda. Ya da Kur'an'daki ifadesiyle Allah bir kişinin göğsünde, kalbinde, yüreğinde iki şey yaratmamıştır. Yani bir şeyin sevgisi sizde ağır basar. Birinin sevgisi ağır basar. O tarafa meyledersiniz. Paraysa paradır, dünya ise dünyadır. Ya da hakikatse, gerçekse odur. Gerçekte kökünü bana göre her şeyi var eden Yüce Tanrı'dan alır. Onun bir adı da zaten haktır, gerçektir. Dolayısıyla bunu tabii bu söylediğim Kur'an ve İncil'den verdiğim bu örneklemeleri herhalde dincilerin yobazlığıyla ya da zalimliğiyle, ikiyüzlülüğüyle karıştırmamak gerekir. Gerçek dinle onların arasında mesafeler vardır. Büyük mesafeler. Yani dünya ve insanlık nasıl kurtulur dediğimde önce ben nasıl kurtulurum sorusunu sorup kendime oradan yola çıkıyorum aslında. Ben kurtulabilirsem dünyada kurtulur. Ben dediğim tabii birey yani. Her insan aslında. Şöyle
Eğer ben yanımdaki komşumla, arkadaşımla, birlikte yaşadığım insanlarla, mahallem, ülkem ve tüm yeryüzü birlik içerisinde onun açlığını, feryadını duyarak yaşarsam, birlikteliği başarabilirsek dünya kurtulur. Yani komşum gerçekten bir sıkıntısı var. Benim verebileceğim bir şeye ihtiyacı var. Benim yapabileceğim bir şeye. Onunla ekmeğimi, toprağımı, varlığımı paylaşabilirsem, burada Nazım Hikmet'i bir anmak lazım. Yarın yanağından gayrı her şeyi paylaşmak. Çok güzel bir ifade. Evet, çok oldukça güzel bir ifade. Bir de şöyle bir söz vardır. İnsan yalnız ekmekle doymaz. Yani bir kişi kendi evinde birçok imkana, birçok fırsata, zenginliğe, şuna buna sahip olabilir. Ama doymaz. Çünkü insan yalnız ekmekle doymaz. Bu da İncil'de bir ayettir, bir sözdür. Dolayısıyla insan yüreğinin dolmasıyla da, yüreğinin duymasıyla da ancak mutlu olabilir. Bu çok değerli bir konu bence. Yani bu söylemeye çalıştığım şeyi, altını, içini, benim yıllardan beri üzerinde çok kafa yorduğum bir şeydir, hissettiğim bir şeydir mesela. İnsan yalnız ekmekle doymaz. Peki ne lazımdır? Başka hangi boşluğu vardır doyması için, dolması için? Kalbi vardır, yüreği vardır. Onu nasıl yapacaktır? Sevgiyle. Peki bu sevgi nasıl bir sevgi? Bencil, bireysel, hazcı bir sevgi midir sadece? Hayır. Çevresiyle ve tüm insanlıkla, hemen yanındaki komşusundan, hatta önce evindeki eşinden, çocuklarından, aile, komşu, mahalle, ülke ve tüm yeryüzü. Dolayısıyla bu bağı kurmadıkça, sadece ekmek bağını, mide bağını kurdukça, maddiyata dayalı ben gemimi kurtarayım dedikçe dünya kurtulamaz. İnsanlığın kurtulması, insanın kurtulması mümkün değil. Bununla, bu konuyla ilgili Kur'an'da çok enteresan, çok önemli bir konu vardır. Fakat kolay kolay, hemen hemen hiçbir yerde bu mealde, şimdi benim söyleyeceğim mealde ya da anlamda ifade edilmemektedir. O da din adamlarının genellikle farklı düşünmelerinden kaynaklanır. Olaya gerçekçi yaklaşmamalarından, çıkarcı yaklaşmalarından kaynaklanır. Mesela Kur'an'da der ki, kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur der. Şimdi bu Allah'ın zikrini, yani evreni, kainatı var eden gücün anılması, hatırlanması, birliğin hatırlanması. Kur'an'daki kavramı tevhiddir, birlik. Onun hatırlanması, hatırlatılması, onun farkında olunması. O zaman kalpler, yani insanın yüreği, o zaman mutmain oluyor. Mutmain tam anlamıyla dinginlik, huzur demek, mutluluk demek. Bu da çok açık bir ifade. Aslına bakarsanız, düşünürseniz. Öbür türlü kalpler yine tatminsiz, huzursuz olacaktır. Eksik kalacaktır. Yani tüm evrenle birlikte, evrenin, varlığın gerçekliği hatırlandığında ve hatırlatıldığında, kalpler ancak onunla, yani onun zikri demek, Allah'ın zikri demek, onun hatırlanması. Kim o? O her şeyi var eden güç. Yani tevhid, yani birlik bilinci, insanlık bilinci. Evet. Bunları söyleyebilirim yani. Evet. Birliği hissederek, birliği yaşatarak. Bununla ancak bir yere varabiliriz. Ben, ben, ben diyerek değil. Elbette ki insan ben merkezcidir ama bir yanı başımdaki insan da benim kadar değerlidir. Ben değerliyim. Ben merkezciliği ben böyle anlıyorum. Ben değerliyim. Ben çok önemliyim. Ama hemen yanımdaki insan da, her kimse en az benim kadar değerli. Muhakkak. O zaman birlik içindeyiz demektir. O zaman tevhid vardır. Zıttı şirktir. Şirk. Yani Allah'a, evrene, varlığa ortak etmek. O korkunç bir suç. Bu ayrı bir konu ama o da insanoğlunun işleyebileceği en büyük ve en affedilmez, hatta tek affedilmez suçtur, hatadır. Evet.
Son olarak bu türden röportajlar yapmak bence güzel oluyor. Ben de internette izliyorum yani. İnsanların kendilerini ifade etmeleri, özgürce, her neyse. Bunlar güzel. Farklı seslere de kulak vermek lazım. İnsanların kendileri için istediklerini başkaları için istemedikçe hiçbir zaman doğruya ve güzele olması gerekene varamayacaklarını da artık anlamaları lazım. Ya hep birlikte diyelim, ya hiç yani. Ya hep beraber ya hiç noktasına gelir. Bunu anlamak lazım. Evet. Bunları söyleyebilirim.